Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Mela Zeynep. Bugün sizlerle eski bilgisayar kılıfımı yenileyeceğiz. Kılıfı 2021'de yapmıştım ve 2 yıldır kullanıyordum. O yüzden yenilemeye ihtiyacı olduğunu düşündüm. Tamamen kendim yapmıştım. Endonezyalı bir mektup arkadaşım vardı. O bu çıkarttığım gelin damat çıkartmalarını bana göndermişti. Burada eski dergilerden ve Eyüp Sabri Tuncer kolonya kutusundan çıkarttığım çiçeklerle süslemeler yaptım. Ve babamın eski pul koleksiyonundan da farklı ülkelerden pullarla böyle bir tasarım yapacağım. Aklımda daha turuncu ve pembe ağırlıklı bir çalışma var. Biraz önce gördüğünüz gibi arka planı da krem kutusundan kestim. Bu açık şeftali rengini. Bu bilgisayar kılıfını ben 2020'de almıştım. Bir yıl kullandıktan sonra üzerinde bayağı leke oldu ve lekeleri kapatmak için biraz önce kaldırdığımız tasarımı yapmıştım. O tasarım bayağı uzun süreli gitti. Bu kedi eskizlerini kara kalem çalışmalarıyla ilgili bir kitapçık vardı. Oradan kestim ve burada da gördüğünüz gibi yapıştırmaya başlıyorum. Alttaki müzik notalarını da keman alıştırmaları kitabımdan koparmıştım. Kedileri kenarını daha farklı bir doku olabilmesi için yaktım. Alta yapıştırdığım, arka plan olarak yapıştırdığım beyaz kısım sahaftan aldığım eski İngilizce National Geographic dergilerinden bir sayfa. Onları böyle tasarımlarda kullanıyorum. Bu diğer sayfa ise sadece bu tür şeyler için, kesip biçmek için kullandığım eski bir kitabım var. O kitaptan koparmıştım. Bu şekilde tasarımı yaparken henüz kurumamış olan bölümleri kaldırarak ve birbirlerinin altını üstüne yapıştırarak değişiklik yapabiliyorum hala. En son bu iki pula karar verdim. Burada çeşitli denemeler yapıyorum o boşluğu nasıl doldurabileceğime dair. Bu gülleri bir tebrik kartının zarfından kestim. Güllü bir tebrik kartıydı ve buraya yakışacağını düşündüm. Tasarımımızın son hali bu şekilde. Şimdi bu tasarımı daha kullanışlı olabilmesi için vernikleyeceğiz ve fazlalıklarından kurtulacağız. Öncelikle fazlalıkları makasla kesiyorum. Silikon tabancası ile köşelere yapıştırıyorum. Çünkü o bölümler en fazla çıkmaya yatkın olan bölümler oluyor. Ve özellikle karton kullandığım bölümler birazcık daha çıkmaya yatkın olabilecek bir köşe oldu. Burada elimde benim tabii malzemelerde kullanılan bir bant var ama normal bant da kullanabilirsiniz. Ben sadece bu bant daha ince olduğu için ve daha mat durduğu için seviyorum kullanmayı, daha elastik. Bu şekilde tüm kenarların fazlalıklarını içe doğru katlıyorum bantımı kullanarak. Tüm kenarları bu şekilde bitirdikten sonra ortadaki logoyu da bu şekilde yaptığım küçük bantlar ile tamamen çevreliyorum ve logosu ortaya çıkıyor tamamen. Hem de çok dayanıklı oluyor. Tasarımımız son hali bu şekilde. Şimdi ben su bazlı vernik kullanacağım. Art Deco markasının bu verniğini severek kullanıyorum çeşitli yaptığım projelerde. Direktman çalışmanın üzerine de dökebiliriz.
ya da palet gibi bir ortama döküp buraya da alabilir. Ben direkt çalışmanın üzerine dökerek hallettim. İlk başta vernik ıslak olduğu için kağıt olan bölümler biraz buruşlu gibi oluyor. Ama bunlar daha sonrasında vernik kuruduğunda geçiyor. Son halini de zaten göreceksiniz. Bu ıslak hali olduğu için sakın paniklemeyin. Bu vernikten bir ya da iki kat sürebilirsiniz. Hem bu vernik su geçirmezlik de ekliyor, hem parlaklık ekliyor, hem de dayanıklılık ekliyor. Ve tüm alanlar üzerlerine bir kat sürdüğümüz için birbirleriyle bütünleşmiş oluyorlar. Dayanıklılığı da artıyor dediğim gibi. Bu şekilde kenarları da ekliyorum.